vekili olduğunuz parti içerisinde, yani CHP içerisinde, altılı masa içerisinde elle tutulur bir seçim vaadi yok. Bir Deva Partisi var, bir şeyler yapacağım diye söylüyor. 22 tane madde yayınladı ama diğer altılı masalar ve CHP dahil bir seçim vaadi duyamıyoruz. Seçim vaadinden daha çok başkan kim olacak diye düşünüyoruz. CHP'nin seçim vaadinde sizin de sürekli karşılaşan AKP'li arkadaşları siz yargılayacağım diyorsunuz sokaklarda. Yargılanacaksınız diyorsunuz. Sizin seçim vaadiniz ilk gelecek 5 yılda bu yapılan her şeyi yargılayacağız, bunlarla uğraşacak mıyız? Yoksa önümüze bakacağız, Türkiye'yi daha iyi yerlere mi getireceğiz demek istiyorsunuz? Teşekkürler. Şimdi seçim vaadi kavramını kullandı. Partiler seçim vaatlerini seçim takvimi ilan edildikten sonra seçim beyannameleriyle duyururlar. Dolayısıyla her seçimde hem Cumhuriyet Halk Partisi hem Millet İttifakı'nın diğer daha önce seçime girmiş partileri ve iktidar partisi seçim beyannameleri yayınlamıştır. Bu Türk siyasetinin geleneğidir. Dolayısıyla seçim beyannamesini bugünden sorgulamaya gerek yok. Çünkü henüz ilan edildi. Hiçbir parti, Adalet ve Kalkınma Partisi de dahil, seçim beyannamesini yayınlamamış. Ama partilerin temel ilkeleri vardır, temel prensipleri vardır. Beyannameler zaten bu temel ilke ve prensipler doğrultusunda ortaya konulur. Ve açıkça söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi kadar proje ortaya koyan, hükümete yol gösteren, şunu da yapın, bunu da yapmalısınız diyen ben 31-32 yıllık siyasi hayatım boyunca hiçbir parti görmedim. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi de iktidara gelmeden önce sürekli sadece eleştiriyordu. Yani genel başkan da meydanlarda sadece çay simit hesabı yapıyordu. Başka bir şey yaptığını ben görmedim. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi proje sunmuyor, yol göstermiyor, programını göstermiyor demek haksızlıktır. Defalarca bir şeyler söyledi. Ne söyledi? Emeklilere bayram ikramiyesi verilecekti dedi. Bir sene konuştu. Sonunda iktidar dedi ki bu fazla kamuoyuna mal oldu. Bunun altında kalmayalım, verelim. Veya diğer konularda öyle. EYT'liler dedi, şimdi EYT paketi geliyor meclise. Sözleşmeliler dedi Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı'ndaki diğer partiler. O da bugün mecliste görüşüldü. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi söylüyor. Adalet ve Kalkınma Partisi o söylenenlerin kamuoyuna mal olduğunu gördükçe de aman seçime gidiyoruz, bunun ellerinde kalmasın diye yapıyor. Buna rağmen hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir programı yok, bir şeyi yok falan demek kendi kendine teselli bulmak anlamına geliyor. Böyle bir şey yok. Çok istikrarlı, kararlı olarak bunu takip ediyor. Ve temel ilkesi de üretimden yana bir ekonomi, model ortaya koymak. Türkiye'nin bugün en önemli sorunu üretim yok arkadaşlar. Bazı fakültelerde öğrenciler staj yapacak yer bulamıyor. Belki İstanbul'da bu sorun olmuyor ama Anadolu'da oluyor. Neden? Bilgisayar mühendisliği okuyor. Mesela bizim Seydişehir'de, Konya Seydişehir ilçesinde bilgisayar mühendisliği var. Öğrencilerle sohbet ediyorum. Biz staj yapamıyoruz diyor. Mezun olunca nerede işe gireceğiz? Yani altyapıyı hazırlamamış, ileri teknolojiye geçmemiş bir iktidar var. Teknolojiyi ıskalamış bir iktidar var. İleri teknoloji ürünleri bugün Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı itibariyle %2,5 arkadaşlar. İleri teknolojiyi ıskaladığı buradan belli. Veya bakın, markasını söylemeyeyim. Şu telefonun piyasa değeri kaç biliyor musunuz? 2.2 trilyon dolar. Türkiye'nin milli gelirine kadar, Türkiye'nin milli geliri 800-900 milyar dolar arkadaşlar. Yani bir tek telefon markasının piyasa değerinin 1/3 kadar milli gelire sahip bir ülkeden bahsediyorum. Bu nereden kaynaklanıyor? Teknolojiyi ıskalamış bir iktidar var 20 yıldır. İleri teknolojiyi geçememiş, küresel rekabete ülkeyi açamamış ve bu iktidar bu politikası nedeniyle okuyan öğrencilerin mesleklerinde iş bulmasını imkansız hale getirmiştir. Üniversitelerden mezun olanların %kaçı mesleğinde iş bulabiliyor? Çok az. Evet, %20, %15. Böyle bir şey olur mu? Eğitimle piyasayı, ekonomiyi koordine edememişsin. Ranta dayalı bir ekonomik çark kurmuşsun. Nereden, nasıl yolsuzluk devşiririz diye bütün kadrolar yolsuzluk peşine koşmuşlar. Bütün kadro, tepeden aşağıya kadar. Ben ömrümde görmedim. 5 yerden, 10 yerden maaş alan 41 tane kurumun yönetim kurulu üyeliği yapan bürokrat. Hiçbir yerde yok. Tek bir bakanı hakkında soruşturma açtırmamış. Tek bir bürokratını yargıya göndermemiş. Tek bir belediye başkanını yargıya göndermemiş. 20 yıllık bir iktidar var. Bütün yolsuzlukların üstünü örtüyor. Tepeden aşağıya kadar. Ve rantı teşvik etmiş. Bu yanlış. Cumhuriyet Halk Partisi olarak diyoruz ki biz üretimden yanayız. İleri teknolojiden yanayız. Gerek yabancı sermaye, gerek yerli sermaye ileri teknoloji üretimine geçtiği takdirde bu ülkede her türlü teşviki vereceğiz.
Çok teşekkür ederiz. Zaten aslına bakarsan bunların sanırım çok duyulmamasının sebebi de artık ülkede öyle bir durum var ki bir taraf var, koca bir taraf diyor ki gitsinler de nasıl gidiyorsa gitsinler. Yani sizin bir şey bize vaat etmenize gerek yok diyorlar. Karşı taraf da aman onlar gelmesin de ne yapacaksak yapalım diyorlar. Yani onlar da aslında maalesef bir beklenti içinde değiller. Memlekette böyle çok düz ve sert bir çizgi oldu. O sebeple vaatlerden çok kimin aday olacağı, karşı tarafın bununla ilgili şeyleri konuşuluyor. Çok teşekkür ediyorum soru için de cevabınız için de çok teşekkür ediyorum.